Merhaba, bugün size barış zambaklarını anlatmak istiyorum. Aslında yelken çiçeği ya da barış zambaklarıyla ilgili birkaç videom var. Ama son zamanlarda bu konuyla ilgili video yapmadım. Hem son yaptığım kürleri, tarifleri anlatmak istiyorum. Hem de son birkaç püf noktası var, onu anlatmak istiyorum. Şöyle göstereyim size, benim barış zambakları muhteşem oldular. Çok aşırı derecede büyüdüler ve müthiş yapraklar verdiler. Çok da güzel gözüküyorlar. Şimdi önce barış zambaklarını kışa girerken ve kış mevsiminde tabii ki gerekli olmadığı sürece toprak ve saksı değişimi yapmıyoruz. Hiçbir şekilde bunu yapmıyoruz. Ancak çok suladıysanız, yaprakları sarardıysa, sineklenmeler varsa o zaman hem saksıyı hem toprağı değiştirebilirsiniz. Ancak zaten sararan yapraklar bize çok aşırı sulandığını gösteriyor. Ama yapraklarında kararmalar varsa ya da bu tarz şeyler varsa hiçbir şekilde toprak ve saksı değişimi yapmayın. Tabii ki eğer seramik saksılardaysa ve henüz bir problem yoksa yine bahara kadar bekleyebilirsiniz. Ama eğer seramik saksıdaysa bahar geldiğinde de mutlaka o saksıyı hemen değiştirin. Şöyle benimki plastik, yani onu hemen söyleyeyim, beyaz ama plastik kesinlikle ve altında en az 7-8 tane drenaj deliği var. Bu tarz tropikal bitkileri plastik saksılarda yetiştirmek gerekiyor. Bunlar seramik saksılarda olmuyorlar. Çünkü seramik saksıları elinizi sürdüğünüz zaman biliyorsunuz buz gibi. Seramik saksılar bu tarz tropikal bitkiler için çok soğuk oluyor. Yani bitkinin kökleri bir türlü ısınmıyor ve bu da bitkinin çabuk hastalanmasına sebep oluyor. İşte sinekler oluşuyor, bitki toprağa kuruyor, siz suluyorsunuz falan, bir takım problemler oluyor. Yani seramik saksılar hiçbir tropikal bitki için uygun değil. Plastik saksı en güzeli, hem en ucuzu ve bol drenajlı tabii ki olacak. Ondan sonra onu bir seramiğin içine oturtturabilirsiniz ve o zaman çok daha güzel olur çünkü güzel güzel ısınır. Şimdi toprak deyince aklımıza bir sürü toprak çeşidi geliyor. Her gün bana işte toprak çeşitleriyle ilgili sorular soruyorlar. Ben de diyorum ki normal sıradan bir saksı toprağı, bildiğimiz gerçek toprak. İçine taş karıştırmayın. Mesela hemen bir kısa bir örnek vermek istiyorum. Mesela diyelim ki pirinç alıyorsunuz. Dediler ki size işte içinde taşlar var. Bu taşlarla pilav yapın, çok lezzetli olur. Şimdi siz buna inanır mısınız? İnanmazsınız. Bildiğimiz sıradan taş, işte toprakta böyle içine karıştırdığınız kum, taş, hepsi ağır çeksin diye kullanılan işte bir takım gereksiz malzemeler. Şimdi bunlar yerde tabii ki oluyor. Yani normal ayağımızı bastığımız toprakta her şey var. İşte taş da var, kum da var. Ancak orası çok geniş bir alan. Dolayısıyla toprak her şeyi yiyip yutuyor. Ama şöyle minicik bir saksının içinde gerçek toprağın arasına siz işte yok drenajı bol olsun gibi saçma sapan sebeplerle taş koyduğunuz zaman bitki çok besinsiz kalıyor. O yüzden mutlaka bildiğimiz sıradan bir toprak diyorum. Eğer çiçeğiniz çoksa ve çok toprak almak istemiyorsanız aşağıya linki bırakıyorum. Toprağınızı kendiniz yapın. Mutfak artıklarıyla çok kolay bir şekilde toprak yapabilirsiniz. Ben yıllardır bunu yapıyorum. Merhaba Molly. Ben yıllardır bunu yapıyorum. Hiç dışarıdan da toprak almadığımı da söylemek zorundayım. Yani bu şekilde, bu yöntemle toprak yaparak bütün bitkilerinizi şahane bir şekilde yaşatabilirsiniz. Kışın hiçbir şekilde gübrelemiyoruz. Gübre gerçekten kış mevsiminde bahara kadar kullanılmıyor. Buna tüm gübreler dahil. Şimdi toprağınız eskimişse siz bunu bitki besiniyle düzeltemezsiniz. Mesela bozulmuş bir yemeğin içine işte taze domates, taze soğan katarak yemeğiniz düzelir mi? Düzelmez. Ölmüş bir toprağı da bitki besinleriyle düzeltemezsiniz. Ölmüş bir toprak demek ki yani artık içinde hiçbir vitamin ve minerali kalmamış toprak demektir. Ve bu toprağı alıp atacaksınız. Veyahut da toprak yapımında kullanacaksınız. Toprak yaparken eski toprakları çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi gübreleme yapmıyoruz. Budama zaten çok çok karşıyım. Hiçbir şekilde budama yapmayalım. Bu gezegenin yaratıcısı her şeyi muhteşem bir şekilde yaratmış. Ve gördüğünüz gibi ağaçlar, çiçekler hepsi zamanı geldiğinde, sonbahar geldiğinde yapraklarını döküyorlar, kışa hazırlanıyorlar, kış uykusuna yatıyorlar ve kendiliklerinden bırakıyorlar dallarını, kullanmadıkları yapraklarını. Budama diye bir şey yok doğada. Bizler
Yani biz insanlar bu bitkilerin sahipleri değiliz. Ya da bu bitkilerin tanrıları değiliz. Biz sadece bir bitkiyi satın aldığımızda diyoruz ki biz bu bitkiye bakacağız, büyüteceğiz. Ama bunu doğayla orantılı ve doğayla uyumlu bir şekilde yapmamız gerekiyor. Yani siz işte pirinç suyu ya da ne bileyim işte sirkeli su falanlı su falanlı fasulyeli sular katarak işte bu bitkileri yaşatamazsınız. Doğada tarçınlı su işte falan bir şeyler yok ya. Öyle bir şey yok. Sadece amacımız doğayla uyumlu bir şekilde bitkileri yaşatmak. Dolayısıyla budama işlemini kesinlikle yapmıyoruz. Bitkilerin şöyle gördüğünüz gibi uçları kararıyor. Kararsın, kararabilir. Kış geldiğinde tabii ki böyle kararmalar olacaktır. Ya hepimiz yaşlanıyoruz. Ölümsüz olan var mı? Yok. Hepimiz yaşlandıkça bir takım problemlerimiz oluşuyor. İşte saçlarımız ağrıyor, ne bileyim işte bir şeylerimiz oluyor. Bitkiler de böyle. Bitkiler de yavaş yavaş yaşlanıyorlar her bir yaprak. Sonra yeni yapraklar çıkıyor. Yeter ki saksının içindeki genç yapraklar büyüsünler. Şimdi özellikle benim kışın denediğim çok hoşuma giden bir yöntem var. Şimdi daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Bütün bitkiler kış uykusuna yatıyorlar. Kimisi az, kimisi çok. Şimdi bu gördüğünüz şahane bitki de kış uykusuna yatıyor. Gerçi çok derin bir uykuya yatmıyor. Fakat kış uykusuna yatan bitkilerden. Şimdi ben bütün bir kış, yani aslında bütün bir kış demeyeyim, neredeyse senenin tamamı bütün bitkilere aynı şeyi yapmaya başladım. Akşam üzeri 5'te hangi odadaysa ya da dışarıdaysa işte neredeyse bitkilerim, perdeleri kapatıyorum ve büyük bir karanlık ortam sağlamaya çalışıyorum. Akşam üzeri 5'ten sabah 7'ye veya 8'e kadar. İşte bir odadaysa o 8'de perdeler açıyorum ve bütün bitkilere karanlık terapisi uyguluyorum. Şu gördüğünüz bu bitki de işte bu karanlık terapisinden sonra şöyle şahane oldu. Çünkü karanlık bütün bitkiler için çok faydalı. Neden? Bizler de gece rahat ve şahane bir uyku uyuduğumuz zaman ertesi gün muhteşem bir şekilde uyanıyoruz. Bitkiler de böyle. Eğer onları rahat böyle güzel bir şekilde bakarsanız kışın ve onlara karanlık terapisi uygularsanız onlar da hemen bahardan itibaren çok güzel hücreler üretecekler, yeni tomurcuklar üretecekler ve şahane bir şekilde açmaya başlayacaklar. Şimdi daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Şimdi şu gördüğünüz çiçeğimi ben yaklaşık bir yıl önce çok uzun bir saksıya diktim. Daha önceki videolarımda var. Bir yerde gördüm. Yurt dışında bir yerde gördüm. İşte çok uzun saksılara dikilmişti. Ve dedim ki evet biz bir yerde hata yapıyoruz. Galiba barış çiçeklerinin kökleri uzamak istiyorlar. Ve gerçekten çok doğru. Barış çiçeğimi çıkarttım küçük saksıdan. Aslında hemen de çok uzun saksıyı alamıyoruz. Önce bir büyük saksıyı aldım. Sonra işte şu gördüğünüz saksıyı aldım. Ve bu saksıda aşağı yukarı bir yıl kadar bıraktım. Ve bir yıl boyunca yine karanlık terapisi uygulamaya devam ettim. Ve bu karanlık terapisi yani akşam saat işte 5.30'dan sabah 8'e kadar hiçbir şekilde yapraklarda bozulma olmadı. Yalnızca çok yavaş büyüdü. Çünkü böyle uzun saksıya diktiğiniz zaman bitkileriniz önce kökleriyle bütün saksının dibini sarıyorlar. Yani o da aşağı yukarı bir yıl kadar bir zaman alıyor. Yani barış zambaklarının saksılarını her 6 ayda bir saksı değişimi yaparak, uzatarak ve genişleterek onların daha büyüyüp genişlemesini sağlayabilirsiniz. Eğer tabii bunu istiyorsanız. Ben işte bu gördüğüm yöntemi uygulamak istedim ve evet gerçekten de sonuç çok başarılı oldu. Şimdi ben normalde gübre kullanmıyorum fakat bütün bitkilerimin içinde solucan var. Solucan koyuyorum bütün bitkilerime. Solucanlar çok çok faydalı bitkiler için. Çünkü toprağın yaşlanıp ölmesini önlüyorlar. Solucanlar sürekli olarak gübreleyerek toprağın her zaman organik kalmasına yardım ediyorlar. Ve solucan olduğu sürece topraklarınızı gübrelemeniz de gerekmiyor. Yani ben hiçbir toprağım zaten gübrelemiyorum. Barış zambaklarının en büyük problemi eğer solucan yoksa ve normal şartlarda işte normal ev ortamında yetiştiriyorsanız ve ara ara bitkileriniz bozuluyorsa en büyük problemi bütün bitkiler için bu geçerli. Yaprakların tozlanması. Tozlu yapraklar aynen böyle cildimize güneş kremi sürdüğümüz zaman nasıl işte güneşi absorb etmiyor ve cildin o bölgesinde yanma oluşmuyor. İşte tozlanmış yaprakları olan bitkiler güneş ışıklarını alamıyorlar. Hem fotosentez yapamıyorlar hem de çok çabuk bir şekilde hasta oluyorlar.
Barış zambaklarınızın yapraklarını kış boyunca böyle 3 haftada 4 haftada bir ılık bir pamuk, ılık bir suyun içine pamuk koyarak pamukla yavaş yavaş silebilirsiniz. Bu yaprak temizliği oldukça önemlidir. Çünkü barış zambakları çok rutubetli ortamı istiyor. Evet, çok fazla su istemiyorlar ama çok rutubet istiyorlar. Yaz kış bu rutubeti sağlamanız gerekiyor. Şimdi kış geldiğinde eğer barış zambaklarınızı işte camların kenarından, masanın ya da işte sehpanın üzerinden alırsanız ve biraz daha geriye koyarsanız çok güzel olur. Ancak kapalı balkonlarınız varsa orada bırakmamanızı da tavsiye ederim. Kış mevsiminde biraz daha geriye, çünkü kapalı balkonlarda bol ışık alıyorlar. Biraz daha geriye alırsanız ve ayda bir kere de işte yapraklarını silerseniz daha mutlu olacaklar. Sulamayı tabii ki kışın azaltıyoruz. Eğer çok sularsanız mutlaka bozuluyorlar. Toprağa çok fazla sulamamak gerekiyor, özellikle de kış boyunca. Bütün bunları yaptığınız zaman çiçeğiniz çok mutlu olacaktır. Her ne kadar isim barış zambağı olsa da bir zambak türü değil, yılangillerden. O yüzden deve tabanıyla işte o tarz fil kulağıyla aynı aileden geliyor. Yani bir zambak olduğunu zannederek zambak bakımı yapmayın. Bunun dışında çok kolay bir bitki, hem de evin havasını temizliyor. İşte tam da ihtiyacımız olan, özellikle de bulaşıcı hastalıkların olduğu dönemde. Gördüğünüz gibi kolay bir bakımla şahane bir şekilde büyümesini sağlayabilirsiniz. Barış zambaklarıyla ilgili düşünceleriniz, yaptığınız herhangi özel şeyler varsa mutlaka paylaşın. Hepimizin bilgiye ihtiyacı var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.